Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu. Bugün Ford Castrol Rally Takımı Direktörümüz Serdar Bostancı ile beraberiz. Ranger Bus'un lansmanı aslında arasında diyelim, hazır Serdar Bey'i bulmuşken onun hem Ranger'la hem Raptor'la ilgili görüşlerini almak üzere bir aradayız. Ben şöyle söyleyeyim, yüz binlerin oturmak istediği bir koltuktayım. Serdar Bey'in co-pilot koltuğunda oturuyorum. Tahmin edersiniz ne kadar heyecanlı olduğunu ve bir performans aracını Raptor sürüyoruz. Serdar abi ne hissediyorsun? Serdar'cığım yüzümden de belli oluyordur herhalde. Keyfim gerçekten çok yerinde. Bolu Dağı'ndayız, çok güzel bir koltuktayız, çok güzel bir tabiatın içindeyiz. Önce Ranger'la, arkasından Raptor'la çok keyifli zaman geçiriyoruz. Otomobillerin her ikisinin de kabiliyetleri hayranlık verici gerçekten. Hem güçleri olsun, hem şanzımanları olsun, hem süspansiyonları olsun. Çok keyifli. Yani bir tabir vardır gerçekten. Ağzım kulaklarımda. Bu fırsatı bize verdiğiniz için keyifli günler ve güzel organizasyon için de ben de size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok keyifli her şey. Biz teşekkür ederiz. Biz normal hani off-road sürücüsü olmadığımız için sizin bu kadar deneyimize binaen gerçekten şey farkını söyleyebilir miyiz? Sanki bir araca paket eklenmiş değil de bunun gerçekten uzun mühendislik yapıldığını, yani Raptor'un bir mühendislik harikasını söylemek mümkün olur mu acaba? O kesin. Yani şöyle Raptor üzerinde konuşacak olursak, Raptor F-150 teknolojisine daha yakın bir teknolojiye sahip. Aslında Ranger'dan motor ve şanzıman olarak büyük bir farkı olmayan ama özellikle off-road kapasitesi üzerinde çok oynanmış. Bu da sadece bir modifikasyon, sadece bir ilaveden oluşan değil, başlı başına köklü bir mühendislikle yeniden yaratılmış diyebileceğimiz mantıkta bir araç. Ben 45 senedir motorsporların içindeyim. Motorsporların her dalında en fazla rally olmak şartıyla yarıştım. Onlarca farklı otomobil kullandım. En tepede de herhalde VRC rally otomobilleri. Ama Raptor'ın özellikle bozuk zemindeki, arazideki, hatta off-road'daki diyelim, suspansiyon kabiliyeti gerçekten beni tam anlamıyla şaşırttı. Gerçekten muhteşem. Yani sanki her off-roadçunun hayalini süsleyen bir araç. Yani konfor konusunu şöyle aslında nitelendiriyorum. Çünkü ilk özellikle buradan Ranger'a geçeceğim. Hani aynı motor, aynı şanzıman diyoruz ve inanılmaz talep görüyor Ranger. Diğer taraftan bizim özellikle bu basın sürüşlerinde duyduğumuz aracın son derece konforlu olduğu ve sessiz olduğu yönünde. Belki de acaba insanlar SUV niyetine mi pick-up almaya başladılar? Ne diyorsunuz? Yani bu kadar talebi ben ancak bu inanılmaz konforlu açıklayabilirim. Öyle, gerçekten öyle. Durdum biraz sonra bir inanılmaz bir deneyim yaşayacağız. Sizi de şaşırtacağını düşünüyorum. Çünkü aracın kabiliyeti beni bile şaşırttı. Aynen söylediğiniz gibi oluyor. Yani SUV'den bu pick-up segmentine bir geçiş var. Ama buradaki Ford'un liderliğini de göz ardı etmemek lazım. Yani bu tamamen arz ve talepten oluşan bir şey. Demek ki böyle bir ihtiyaç vardı, böyle bir beklenti vardı. Bu beklentiyi bu ortaya çıkarılan araçlar karşıladı demek ki bence bunun en kısa özeti olur. Ya hakikaten SUV niyetini alabileceğini düşünüyorum. Ben şu test parkurunda gördükten sonra ki SUV ile şu hareketleri yapmanız gerçekten zordur diye düşünüyorum. Mümkün değil yani. İmkansız gerçekten. Evet, az evvel inip parkura baktık. Bu gerçekten bunu çukur diye tanımlamak zor. Az sonra gireceğimiz yer bayağı roller coaster, yani Luna Park'ta görebileceğiniz bir şey. Şu anda ilk defa deneyimlemek üzere gidiyoruz. Bu arada Serdar abi galiba siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz direksiyon yani dışında. Şu andan itibaren gördüğün gibi hiçbir şeye dokunmuyorum. Ayağımı hem gazdan hem frenden. Şu anda yeri görüyoruz. Hem gazdan, zaten hem belki frenden. Açıdan belli oluyordur. Hem gazdan hem frenden çektim. Evet. Şimdi çok yavaş yavaş gaza basmaya başlıyorum. Bir de inişimiz değil.
Hakikaten gördüğün gibi çıkışta buraya yani böyle hani yürüyerek inmek çok zor. Düz duvara tırmanıyormuşuz. Aynen öyle şu anda. Var. Aynen. Zaten hiçbir şey görmüyoruz. Gerçekten şu anda. Ağaçların tepelerinin haricinde hiçbir şey görmüyoruz şu anda. Yani bunu herhalde XLT ile Raptor'la başka bunu yapabilecek araç var mıdır bilemiyorum. Oldukça zor. Evet, roller coaster'ın ikinci kısmındayız. Bu sefer ciddi bir dik iniş ama çıkış inanılmaz. Ya buradan çıkarak koşmak herhalde zordur diye düşünüyorum. Şimdi aşağıda göreceğiz zaten. Göreceğiz. Evet. Yani evet, burası normalde tırmanılamaz. Yani gerçekten zıplayarak şu anda çok, göğe çok, bakıyoruz. Çok dik bir çıkış. İnanılmaz. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz. Çıktık, hiç anlamıyor bile. Yani tam motor sporlarında bir deyim vardır. Gerçekten bu araç bunları anlamıyor bile. Anlamıyor. Yoldan anlamayan bir araçlık geliyor. Resmen vız geliyor. Serdar abi çok teşekkür ediyorum. Herkes tabii benim kadar şanslı olmayabilir. Ama sadece şunu söyleyebilirim. En azından bu kadar şanslı olmasanız bile bir Ranger'ı test etmeye mutlaka gidin. Bu aracın performansı inanılmaz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizimle düşünceleriniz çok önemli. Bu kadar bilgi ve birikim üzerine bu güzel sözleri duymak Ford adına gerçekten gurur verici. Tekrar söyleyeyim hepimiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Ford'a, tabii Türkiye'de de Ford Otosan'a bu tip beklentileri olan insanların amacına hizmet eden bu kadar muhteşem araçlar yaptığı için herkes adına çok teşekkür etmek istiyorum.